Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da hedeflerin türlerini, hedeflerin çeşitlerini ele alacağız. Biliyorsunuz ki hedef, öğrenciye, bireye kazandırmak istediğimiz özelliklerdi, istendik özelliklerdi. Hatta hedef yerine biliyorsunuz kazanım, amaç, gösterge, öğrenme çıktısı, istendik özellikler gibi ifadelerde kullanabiliyorduk. Aralarında küçük farklar olsa da hepsi hemen hemen aynı şeye vurgu yapıyordu. Şimdi biz hedefleri e, dikey ve yatay düzlemde iki boyutlu olarak inceleyeceğiz. Dikey boyuta baktığımızda hedefler, uzak hedefler genel hedefler ve özel hedefler olmak üzere 3'e ayrılıyor. Yatay boyutta ise bilişsel, duyusal ve devinissel hedef olarak nitelendiriliyor. Yatay boyuttaki hedefler aslında özel hedefin birer parçası. Şimdi dikey boyuttaki hedefleri kısaca açıklamaya çalışayım. Uzak hedefler, uzak hedefler bir ülkenin politik hedeflerini yansıtan en soyut, en genel hedeflerdir. Aslında hani anayasada belirtilen hedefler. Bunlar bu, ve uzak hedeflere Bunlar bunlar genelde kısa vadede ulaşılmayan hedeflerdir. Mesela şöyle düşünün. Sizin dersinizin hedefleri var, kazanımları var. Ne yapıyorsunuz? Siz onlara bir ders süresince öğretiyorsunuz. Ama uzak hedefler böyle değil. Uzak hedefler uzun süreci kapsıyor. Mesela iyi bir insan yetiştirmek, iyi bir yurttaş yetiştirmek diyoruz. Veya ülkemizi çağdaş Ülkeler seviyesine ulaştırmak diyoruz. Biliyorsunuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Türk Milli Eğitiminin amaçları var. Bakın burada genel amaçları var. Ee, birazdan zaten birazdan göreceğimiz genel hedefler bu genel amaçlar bağlamında değerlendirilebilir. Hemen bu genel amaçların en altında bakın şurada. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak. Öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır. İşte bu cümleyi biz uzak hedefimiz olarak nitelendirebiliriz. Bakın bu ifadeler biraz daha soyuttur. Uzun vadeli hedeflerimizdir. Eğitim sistemimizin yetiştirmeyi gördüğü insan niteliklerini aslında içeriyor. Bu noktada uzak hedefleri ülkemizin politik hedefleri diyebiliriz. Ayrıca eğitim programlarına yön veren hedeflerimizdir. Eğitim programları. Biliyorsunuz eğitim programı genel bir yapıya sahipti. İçerisinde eğitim kavramı geçiyordu. İşte uzak hedeflerimiz eğitim programlarımıza yön veriyor. Şimdi gelelim genel hedeflerimize. Genel hedeflerimiz aslında bu uzak hedefi biraz daha anlaşılır. Kılmaya yardımcı olan hedeflerimizdir. Bunları biraz daha somut hale getirir. Hatta biz bunları milli eğitimin hedefleri okulun veya okul kademelerinin hedefleri olarak ikiye ayırabiliriz. Biraz önce gösterdiğim 1739 sayılı kanunda milli eğitimin hedefleri var bakın burada. Ee, i̇şte üç tane ana genel amacı var. Ee, Türk milliyetim e, Türk milliyetiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini bakın birinci maddemiz bu ikinci maddemiz bu ve üçüncü maddemiz şu. Bu hedefleri biz milli eğitimin genel hedefleri olarak nitelendirebiliriz. Yine okul ve kademelerin de kendine özgü hedefleri genel hedefler bağlamında değerlendirebilir. Mesela işte ilk öğretimin kendine özgü hedefleri var. İşte orta öğretimin kendine özgü hedefleri var. Yüksek öğretimin kendine özgü hedefleri var. Yine milletim temel kanunumuza baktığımızda mesela burada okul öncesi eğitimin amaçlarını görüyoruz. Burası da aslında okul kademelerin hedefleri diyebiliriz. Hatta biraz daha alta inersem bakın ilk öğretimin amaç ve görevleri var. Aslında bu cümleler bu ifadeler hep genel hedeflere vurgu yapıyor. Burada 1739 sayılı e, Milli Eğitim Temel Kanunu'na Milli Eğitim Temel Kanununu inceleyebilirsiniz. Diğer bir hedefimiz özel hedefler. Özel hedeflerde biraz daha biraz daha artık özel hedeflerde bir dersin bir ders düzeyinde öğrenciye kazandırılacak e, özellikleri ve davranışları kapsar. Bakın biraz daha özele inmiş olduk. Bunlar aslında belirli zamanlarda öğrenciye kazandırılabiliyor. Ama uzak hedeflerde bir sınır koyamıyorduk, soyuttu. Ama bakın burada daha böyle somut hale geldi. Derslerimizdeki kazanımlar aslında hepsi birer özel hedeftir. Bizim kendi alanımıza ilişkin, öğretim programlarımızdaki derslerimize ilişkin kazanımlar işte özel hedeflerimizdir. Ve özel hedeflerde yatay düzlemde üçe ayrılıyor. Bakın bilişsel alan hedeflerimiz, duyusal alan hedeflerimiz, bir de devininsel alan hedeflerimiz. Biz alan hedeflerimiz daha çok zihinsel öğrenmelere vurgu yapar. Duyusal alan hedeflerimiz daha çok ilgi gibi tutum gibi sevgi işte ne bileyim alışkanlıklarımız gibi ve değerlerimize vurgu yapan hedeflerimizdir diyebilirim. Bir de devinisel ya da psikomotor hedeflerimizde zihin ve kas eşgülümü gerektiren becerilerimizin kazanımına yönelik hedeflere vurgu yapar. Genel anlamda hedeflerimizi bu şekilde e, sınıflandırabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.